İvede olan Anadolu'ya geçeceklere yardımcı ol. Diğer gruplardaki arkadaşlar da evveliyette buna eğiliyorlar. Şu ana kadar bize başvuranlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bu bir hafta kadar daha böyle devam eder. İngilizlerin gözünü kan bürümüş. Vatansever avına çıkmışlar sanki. Meclis mebusunun kapanması içime otur. Yahu birader ne yapsınlar kapatmayı? İki günde iki kez baskına uğradı. Mebuslar evlerinde bile kalamıyorlar günlerdir. Bana kalırsa yüze yakını Ankara'ya geçecek. Halide Hanım'la Adnan Bey'i Salimen Sultantepe'ye bıraktım. Bugün yarın onlar da gider. Yahu menzil hattında sıkıntı var. İngilizler bu İzmit'in kuzeydoğusunu sıkı tutuyorlar. Derince ile Gebze tarafına takip müfrezeleri göndermişler. Yani Anadolu'ya geçiş artık epey zorlaştı. Öyle. Şu an için denizden geçiş neredeyse imkansız görünüyor. El mecbur tehlikeyi göze alacaklar. Başka yolu yok. Arkadaşlar, Üstü Bey ile birlikte Fransız gemicilik şirketi müdürü Kalçi ile görüştük. Adam davamızın sonuna kadar arkasında. Gemilerini emrimize verecek. Ha yalnız akşama doğru limanlara, iskelelere emir geldi. Yük ve yolcular sıkı takibata tutulacak. Yani ikinci bir emre kadar karşıya hareket yasaklandı. Bunun manası açık. İkinci bir tutuklama dalgası geliyor. Olabilir. Ortalık İngiliz kaynıyordu. Karşıya kadaydım bugün. Gelinceye kadar en az 15 kere arandı. Ya beyler, biz şimdi işimize bakalım. Bu silah deposunu ne zaman söyleyelim? Hazırlıklar tamamlanınca. Siz bu gece planı yaparsınız. Haydi ben kaçtım. Eyvallah. Ama söyleyeceğim bir şey vardı. Hayırdır? Söylesene oğlum. Ferit Paşa'nın yalısına girmenin bir yolunu buldum. Alayıklarından birinin gönlünü çelebildin mi? Yok. Daha iyisi. Ferit Paşa'nın sır katibinin kızıyla arkadaşlık kurdum. Fevkalade. Lakin nasıl bilgi temin etmeyi düşünüyorsun? Uşağım, hava giderken ablam mı yaz? Bak bu sevda kapanına tutuldun mu bizim plan yatar, onu diyeyimse ha. Yok yok Osman Kahya. Önce vatan. Ama yalıya girmenin bir yolunu bulacağım. Emin ol. İnşallah. Muvaffakiyetler dilerim.